Ekonomi Caddesi'nden merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konukla huzurlarınızdayız. Ve ekonomide küresel ve Türkiye ekonomisine dair gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz doçent doktor Aykut Attar. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam sağ olun. Özür dileriz çok kısa bir bildirimle sizi çağırdık ama her zaman hazır olduğunuz için bizde burada sağolun. bir konuk ağırlama listemiz var. Dolayısıyla da ilk başta sizi hemen büyüme de sağolun. konuşmak istediğimiz için sizi çağırdık. Kusura bakmayın. Sağolun. Her hafta olduğu gibi bu hafta da küresel gelişmelerle programımızı açalım. Geçen hafta neler oldu? Tabii en önemli gelişme Amerika Birleşik Devletlerinin tüfe enflasyon verileriydi. Bunun yıllık olarak %3.2'ye tekabül eden bir rakam olduğu açıklandı. aylık biraz beklentilerin üzerinde geldi. Aslında hedef tabii ki bu aylar itibariyle 3'ün altına düşürmekti. Ancak bu gerçekleşmedi. Ama üretici fiyat endeksine baktığımız zaman bunun 1.6 civarına düşürüldüğü, düştüğü bir şekilde açıklandı. Dolayısıyla bir süre sonra bu tüketim tüketici fiyat endeksine yansıyacağı için gidişatın olumlu olduğunu, dolayısıyla da faiz indiriminin şu anda çok gerekmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da gecikme söz konusu olacak. Sanayi üretim endeksi de Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklandı. Bu da biraz piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu anlamda da ciddi bir sorun yok. Dolayısıyla faiz indirimine de çok gerek şu an için duyulmuyor. Yani ekonomide bir sıkışıklık söz konusu değil. Ama haftanın aslında en önemli gelişmesi Japonya'da oldu. Ee, geçen hafta size e, ifade etmeye çalışmıştım. Yaklaşık 8 yıldır süren bir negatif e, faiz e, meselesi var Japonya'da. 20 yıldır sürende yaklaşık bir durgunluk var. E, ekonomi çok e, tabii özel bir ekonomi. Adalardan oluşan e, çok ciddi bir ekonomi ama dünyaya da hükmeden bir ekonomi. Dünyada ikinci sırada yer alıyor. E, batı cephesi açısından baktığınızda, büyüklük açısından baktığınızda. Bu yerini Almanya kaptırdı geçen ay itibariyle. Fakat 20 yıldır süren bir durgunluk sonucu bu oluştu. Ne yapsalar ekonomi büyümüyor. O doyum noktasını bir türlü aştıramıyorlar. Biliyorsunuz büyük Japon firmaları da zaten üretimlerini artık daha çok özellikle de kendi talep yapılarına uygun yaygın gelir gelir dağılımının daha kendi taleplerini gerçekleştirecek düzeyde olduğu ülkelerde yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen hemen tüm Japon araba firmaları otomobil firmaları üretim yapıyor. Dolayısıyla o sıkışıklık bir şekilde dünya çapında üretimle Japon firmalarının yayılmasıyla aşılıyor ama içte o büyüme bir türlü istenen seviyelerde değil. Bu yüzden negatif faiz vermeye başladılar. Yani kredi alan neredeyse daha az ödeme yapıyor, geri ödeme yaparken bu o demek. Ama buna bir son verdiler. 0. 0-1 ile 0 aralığında bir faize çektiler bunu. Yani en azından o negatiflik gitti. Dolayısıyla çok küçük de olsa bir pozitif faiz söz konusu oldu. Bunu tabii biraz enflasyon istenen seviyelerde değil, onu biraz daha aşağı çekmek üzere yapıyorlar. Yaptıkları faiz indiriminin de zaten büyüme ayağı çok fazla etkilenmedi e, yıllar içerisinde. Dolayısıyla e, bu gelişmeyi aktarmak isterim. Türkiye açısından ne oldu? Türkiye açısından da önemli bazı gelişmeler var. Ama bunlardan en dikkat çekeni e, konut satışları. E, konut satışlarında bir düşüş e, yaklaşık 6 aydır süren bir düşme söz konusu. Bu ilk defa Şubat ayında pozitif %17 civarında bir artışla e, sonuçlandı ay itibariyle. E, dolayısıyla e, fiyatlarda bakılınca. Ankara en yüksek konut fiyat artışına sahip. İstanbul'da enflasyonun çok altında kaldı konut fiyat artışları. Bir anlamda da iyi bir gelişme. Bazı insanların ev alma umudu olanların diyelim kaldıysa <laughs> en azından fiyat artış hızının düşmesinin görmeleri iyi bir şey. Şimdi Para politikalar açısından da baktığımızda e, Merkez Bankası piyasa katılım anketi açıklandı. Burada tabii ki enflasyon beklentileri en önemli e, 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 gündem. E, enflasyon beklentileri 2024 yılı için yukarıya doğru revize edildi. Beklenti anketinden çıkan sonuç bu. Yani insanlar bu ankete katılanlar yaklaşık 1.23 civarında enflasyon beklentilerini yükselttiler ve yıllık %44,5 civarında bir enflasyon beklentisi ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın hedefinin %36 olduğunu düşünürsek aradaki fark e, giderek yükseliyor demektir. Bu da Merkez Bankası'nın para politikaları açısından inandırıcılığının giderek azaldığı anlamını taşıyor. Tabii önümüzde seçim var diyerek her şeyi ertelerseniz ve enflasyonla mücadelenin sonuçları bir türlü gelmezse hatta bir de bunun üstüne enflasyon yükselme eğiliminde ise ve bu Mayıs'a kadar da sürecek diye siz açıklıyorsanız burada tabii beklentileri belli bir dezenflasyon politikası çerçevesinde yola sokmak zorlaşıyor. Dolayısıyla insanların beklentisi de bir süre sonra fiyat artış oranlarını belirlemeye başlıyor çünkü etiketleme, fiyat belirleme konularında hep bu beklenen enflasyon rolü oynuyor. Onu bir türlü törpüleyemez ve istenen patikaya sokamazsanız burada gerçekleşen enflasyonu da düşürmeniz çok zorlaşıyor. Bunun dışında merkez bankası yaklaşık 20 milyar TL civarında borçlanma yaptı. Burada da dikkat çekici olan şey. 2 yıllık tahvil ihracatı bono da diyebilirsiniz buna yaklaşık yüzde 47 buçuk civarında faiz veriyor yani iki yıllık yüzde 47 buçuk yıllık yüzde 47 buçuk iki yıl için bunun devamını beklerseniz sizin 2025 yılı için önerdiğiniz ve de hedeflediğiniz enflasyonun yüzde 20'nin 6 olacağı falan pek gözükmüyor. Yani hedeflediğiniz enflasyonu tutturamayacağınız bu hazinenin ihalesinden de ortaya çıkıyor. Yüksek faiz vererek ancak satabiliyorsanız bunu enflasyonla da arasında çok ciddi bir mesafe varsa bu giderek zorlaşıyor demektir. Dolayısıyla ben bu iki yıl için Merkez Bankası'nın hedeflerinin yine tutmayacağını, yukarı doğru fiyatların sapma göstereceğini düşünüyorum. Ancak Türkiye'nin önünde böyle bir imkan vardı hakikaten. Eğer bu yerel seçimler nedeniyle enflasyonla mücadeleyi sadece para politikası çerçevesinde düşünmeyip mali politikaları da buna ekleselerdi ve sıkı mali politikalarıyla destekleselerdi böyle bir şey olabilirdi. Çünkü gidişat olumluydu. Dünyada da küresel gelişmeler de buna uygundu. Fakat bunu yapmadıkları için, her zaman da erteledikleri için 2023 yılını pas geçip daha sonra biz bu işi yapacağız dedikleri için bunun gerçekleşeceğini, hedefin tutacağını hiç zannetmiyorum. Yani 2023 yılı pas geçirdi. 2024 yılı içinde hedeflenen şeyin şu an için 10 puan üzerinde bir beklenti enflasyonu söz konusu. 2 e, yıl içinde bunun bu oranlara geleceği çok şüpheli. E, tabii ki şöyle bir şey var. 2024 ve 2025 için önerilen ortalama büyüme oranı yaklaşık %2. E, buradan da aslında... E, e, Aykut Hocam'a dönmek istiyorum. Büyüme ile acaba bu enflasyon ve fiyat istikrarı arasında bizim teorik olarak açıkladığımız bir trade-off dediğimiz çelişki var mı? Yani büyüyen bir ekonomi biraz bu fiyat istikrarı çabasından ve savaşından vazgeçmek zorunda mı? Bu her zaman böyle mi? Enflasyonu düşük tutarak büyüme mümkün değil midir? Buna, Bununla giriş yapalım aslında. Evet. Daha sonra büyüme ve kalkınma meselelerini konuşacağız. Çünkü ne kadar sizin gibi değerli konut geldiyse hep büyümeden biz başladık ama sonuçta ortaya bir uzun dönemli kalkınma sorunu çıkıyor. Belki büyüme ile kalkınma farkını da burada açıklamış oluruz. Dolayısıyla evet. da topu size atıyorum hocam. Sağ olun. Evet, ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz. Ben de izleyicilere iyi seyirler dilerim başlarken ee, çok tabii tartışmalı bir konuyla <laughs> aslında başlamış evet. oluyoruz çünkü bu enflasyon ile e, hani reel ekonomik aktivite işte gayrisafi yurtçılık vesaire diyebilirsiniz başka türlü ölçülebilir e, bu ikisi arasında bir ödünleşme olup olmadığı işte e, biz büyüme yaratmak için e, biraz enflasyona razı olmalıyız veya işte enflasyonu düşürürsek Büyümeyi biraz fazla kısmamız gerekebilir mi, gerekmez mi? Bunlar tartışmalı konular. Genelde böyle bir ödünleşmenin, İngilizce tabirle trade-off'un olduğunu kabul eden, tabi özellikle kısa dönemde Evet yani bunun olduğunu söyleyenler var. Tabii Merkez Bankası'nın önümüzdeki birkaç sene için öngördüğü enflasyon hedeflemeleri ile büyüme hedeflemeleri arasında bir tutarsızlık aslında kağıt üzerinde görünmüyor. Evet. Yani biraz olsun yavaş büyüyerek de bunu gerçekleştirebileceği söyleniyor. Ama bence içinde olduğumuz sorun biraz daha farklı. Bu Merkez Bankası'nın ne kadar kredibilitesinin ya da güveninin olduğu tabii tartışmalı bir konu. Genel seçimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olacak birkaç ay içinde. Ve o dönemde yine aslında çalkantılı bir durum yaşandı. Merkez Bankası sıkılaştırmaya gidiyor ama arada e, bunun kalıcı bir biçimde bir e, kararlı enflasyon hedeflemesine geri dönüş olup olmadığı yönünde de e, anlaşılmamak ki şüpheler var. Evet. Tekin piyasa beklenti anketi de biraz bunu yansıtmış bence. Ve e, işin daha zor kısmı zaten o e, psikolojiyi yöneterek o beklentileri aşağı yönlü kırabilmek. Yani orayı e, başarmaları durumunda belki seçimden sonra e, işler farklı olabilir. Daha başarılı bir e, süreç izleyebiliriz ama bunu göreceğiz yani ben de e, ortaya yani yıl sonu beklentisi tabii. Artık hedefler gerçek resmi hedef çok düşük olduğu için yıl sonu beklentisini hedefliyoruz. Ya yani o hedeflenen düzeye gelmeleri belki mümkün olmayacaktır. Onu e, bekleyip göreceğiz. E, Şimdi şöyle daha beş daha yıllık bir şey var. Yani Beş yıllık beklenti ancak yüzde on buçuk falan gibi. Yani beş evet. yıl sonrasının enflasyonunun yüzde on iki yani on beşin altına falan düşeceği hesaplanıyor. Şimdi evet. bu tabi çok yavaş dolayısıyla da fiyat istikrarını sağlamada atılan adımların yetersiz kalacağına evet. insanlar inanıyor demektir. Evet ben şöyle bir hesaplama yapmıştım. Tabi bu biraz eski bu yaptığım hesap ama. O zaman hem sosyal medyada hem de biz iktisatçılar aramızda şeyi tartışıyorduk. İşte çok iyi bir yani çok güçlü bir sıkılaştırma gerçekleştirirse tabii işsizliği arttırma riskinin olabileceği bir sürü istihdamda bir reel azalmanın olabileceğini tabii konuşuyoruz. Bu ödünleşme ilişkisi nedeniyle. Ben o zaman çok kabaca bir takım hesaplar yapmıştım. Yani ne kadar sıkılaştırma olursa ve bunun yaratacağı ne kadar işsizlik ile insanlar hangisini tercih eder diye. Türkiye ekonomisi üzerine böyle bir çalışma yapmıştım. O zaman şöyle bir şey öngörmüştüm. Çok büyük bir başarı altında bile para politikası hani çok iyi bir başarıyla birkaç sene içinde düşürse bile yine de insanlar işsiz kalmaktan ziyade düşük enflasyonu tercih ediyorlar. Çünkü işsizlik sigortasının aynen tabii sürdürebildiğini varsaymışım. Dolayısıyla yani insanlar için enflasyonun yaratacağı işsizlik veya reel büyüme kaybı çok mikro düzeyde temsil edici bir kişiye bakarsanız onun işsiz kalacağı varsayımı altında ve e, güncel e, rakamlardan işsizlik ödeneği alacağı varsayımı altında bile gerekirse işsiz kalmayı tercih çünkü çok yakıcı bir enflasyon süreci içindeyiz. Yani tabiri caizse bizim enflasyon canavarı yeniden hortladı. Bu yani 90'larda e, yaşamaya alıştığımız şey geri dönmüş gibi oldu. Şimdi buna izin vermeden tekrar 2000'lerin yani 2008'lere kadar başarılı yönetilen o sürece geri dönmek lazım. O enflasyon hedeflemesi sürecini tekrar sağlamak lazım. Bunun için başkan yardımcısı, Merkez Bankası başkan Yardımcılığından bir tanesi tabii içinde olduğumuz süreç o kadar kolay değil. O normale dönüş o kadar kolay değil de. Bundan birkaç toplantı öncesinde galiba açıklama yapmıştı Cevdet Hoca. Haklılar. Yani bir kez o güveni kaybettikten sonra evet. ve işte operasyonlarda bir takım değişikler olduktan sonra tekrar enflasyon hedeflemesini kararlı bir biçimde sürdürmek anlıyorum ki kolay olmayacak ama buna dönüş şart e, zaman da olacak gibi görünüyor. Yani o e, işte çıktı açığının, işsizliğin tabii sadece artık işsizlik oranına bakmıyoruz. Atıl iş gücü oranı gibi Daha başka oranlar değişik da parametre, yüzde %26 civarında, Evet, evet böyle yüksek bir şey varmış. Çok yüksek, çok yüksek. Ee, sanayi üretimi de yani o kadar iyi durumda değil. Mesela be, e, tüketici beklentileri hiç e, eskisi gibi değil. Yani o AKP Ak Parti ya da AKP hükümetleri önceki e, dönemlerde sağladığı Tüketici güveninin de daha altındayız. E, 2018'den itibaren e, daha düşük bir düzeyde dalgalanmaya devam ediyor aylık bazda ölçülen. Dolayısıyla e, o yani kısa dönemli makro istikrar çerçevesini tam olarak oturtabilmiş değil Türkiye. Bir yandan işte yüksek enflasyon bunun bir parçası, artı gücü önemli bir parçası. Şimdi bu kadar Ölceğiz. yüksek enflasyona rağmen hani biz büyüdük orası evet. e, kesin yani 2020'deki o sıfıra yakın büyüme ve bir civarındaki büyümeyi son iki yıldır işte beş buçuk dört buçuk civarlarına taşıdık. Fakat aslında bu büyümeyi hissettik mi? Yani şöyle bir tercih insanlarda gayet normal. Ee, yani ben %10-20 arası bir enflasyonla yani yaşıyordum bir şekilde hesap yapabiliyordum. 5 yılımı görebiliyordum falan. Şimdi siz öyle bir şey yaptınız ki %85'lere bu enflasyonu hortlatıp çıkarttığınız zaman epey büyümeden e, yani bir kazancım Biden. olmam olması lazım. E onu göremiyor insan. Evet. Yani insanlar açısından büyümenin yüzde 12 deseniz de karşılığı ben yani ne kadar büyüdüm ki yüzde evet. 12 ortalama bir büyüme. Ben buradan ne kadar pay alıyorum? Bu hep düşmüş. Yani özellikle de sabit gelirli, düşük gelirli gruplar için yaşam standardı azalmış. Özellikle son 3 yılda 4 yılda bu aşağı gidiş var. Yani gelir dağılımındaki adaletsizlik bir şekilde herkesi etkiliyor. Dolayısıyla dediğinize çok katılıyorum. Yani bu kadar enflasyon yapmasaydın da biz sıfır büyüseydik. Evet. Yani ne olur mesela sıfır büyüsek? Evet, bence hiçbir şey olmaz. Yani eğer enflasyon düşük kalacaksa sıfır büyüme benim bu yıl ee, yaşam standardım, alma, alım gücüm. Burada bir kayıp olmadan ama artmadan da bir yılı daha götüreyim. Ama siz şimdi gidiyorsunuz her ay itibariyle yüzde 5-6 fiyat artışı görüyorsunuz. Her üründe ama. Yani bu insanları çok etkiliyor. Dediğinize çok katılıyorum. Hani bu e, beklentileri bir kere böyle bozduğunuz zaman onu aşağı çekmek, enflasyonu düşürmek zor. E, bunun için büyümeden feragat yapılabilir bence yapılabilir yani hiç evet. önemli yok ama bu seçim atmosferi sürekli seçime evet. girme iktidarı ne yapıyor yani ben bu şekilde işsizlik artmış büyüme düşmüş refah düşmüş bu şekilde girmeyeyim diye bu popülist politikalara yöneltti evet. ve büyük ölçüde çok büyük bir hata yapıldı para politikası itibarıyla belki de tarihin en büyük hatası yapıldı ve bütün kazanımlar bence boşa gitti Evet ben son zaman son zamanda şeyde e, biraz yakından inceledim. E, yani 2000'ler sonrası dönemde Türkiye'deki işte tüketici enflasyonu hareketiyle e, diğer yükselen piyasalardaki hareket nasıl? işte dünya ortalaması nasıl? İşte Arjantin'e Venezuela'ya bakınca nasıl? Onları dışarıda tutunca nasıl? Yani orada şöyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor. E, yani e, 2008 küresel finans krizi ve sonrasında mesela çok ortak hareket etmişiz hem dünyayla hem yükselen evet. piyasalarla. Arada başka içeride yaşadığımız hani çeşitli siyasi olaylar vesaire etrafında da çok ciddi bir sapma olmamış. 2018'den işte bu Rahip Brunson etkisi, Ağustos 2018'de gerçekleşen kurata evet, vesaire evet. gibi. Onlarda da çok büyük sapmalar yok. Ama en büyük gerçekten sapmayı bu faiz indirimlerinde, son dönemde gerçekten faiz indirimlerinde 2020 görüyoruz. 2020 sonrası. Evet yani Covid döneminde de tabii bir. E, yukarı yönlü hareket olmasını Ama bekliyor. O Dünyada etkiliyor. da e, bir böyle e, bir karmaşık tabii, küresel durumda bir karmaşa vardı. E, bir kriz ortamı vardı doğ, daha doğrusu. Özellikle de yani işin hani arz tarafı yani bizim arz zinciri dediğimiz taraf çok etkilenmişti bazı sektörlerde. Ama orada bile tabii Türkiye'de asıl etkinin bu faiz indirimleri yoluyla gerçekleştiğini görüyoruz. Az önce şeyden bahsettiniz eşitsizlik konusuyla ilgili. Yani evet büyümeyi biz gerçekleştiriyoruz bir ortalamaya baktığımız zaman ama o ortalama etrafındaki dağılım tabii çok e, en önemli çok tartışmalı Kursun bir mi? durumda ve Türkiye'de kötüye gidiyor e, 2005'lerdeki düzeye geri döndük işte cinikat sayısı evet, şeklinde itibari. bakarsak yani arada daha iyi olduğu dönemler vardı işte mutlak yoksul sayılarının azaldığı dönemler vardı şimdi mutlak yoksul sayısı da son yıl tekrar arttı e, bunda e, yine bunu düşürmekte sosyal transferlerin bir rolü var yani sosyal transferler hiç olmasaydı nasıl bir olacaktı diye bakıldığında tabii oradaki cini kat sayısı çok daha yüksek çıkıyor. Dolayısıyla sosyal transferin hala bir önemi var ama mesela %20'lik gelir dilimine baktığımızda alttaki 4 gelir dilimi <laughs> oldukça tabii ciddi şekilde refah kaybına uğramış gibi gözüküyor. Ve özellikle de bu hani yüksek enflasyon buna ciddi biçimde katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Evet yani ne yaparsak yapalım o enflasyonla fiyatların artışını geliri Adaletli dağıtmadığınız sürece ki bu mümkün değil, e, bu şeyde politikalar çerçevesinde e, yani o yaşam standartını bulamıyorsunuz evet. ve sürekli de o alt aşağı gelir grubundan yukarı gelir grubuna bir de en yukarı gelir grubuna evet. kayma oluyor. Aslında ortada o dediğiniz yüzde altmışlık yani nüfusun en kötü yüzde yirmilik kısmını çıkarttıktan sonra diğer 20 diğer 20 ve ...üst orta grubu... ...yüzde evet. altmışlık kesim... ...bunlar yaklaşık gelirin yüzde 50'sini alıyorlar. Evet. Yani beşte... ...bu yirmi evet. alıyor, 55 ...yaklaşık kırk beş... ...elli arasında da bu... ...en zengin... ...kesim alıyor. Şimdi bu tabii... ...ciddi bir sorun. Aslında şöyle, biz büyüme mi... ...kalkınma mı meselesini biraz daha tartışalım. Büyüme sadece gelirdeki artış, harcamalardaki artış, yaşam standartında yükselme. Fakat kalkınma çok daha geniş bir kavram. Nedir o? Yani kültürel, sosyal, sosyal e, siyasal buna katabilirsiniz. Evet. E, nüfusun büyük çoğunluğunun yaşam kalitesinin bu alanlarda gelişmesi anlamını taşıyor. Yani eğitimden tutun, değil mi? Tabii. Tabii. E, e, insanın normal özgürlüklerle hukuk falan da bunun içerisinde gelişmesi anlamını taşıyor. Şimdi biz sanırım şöyle bir 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi dönemine baktığınız zaman yani 5-5,5 civarında bir büyüme gözüküyor burada. Şimdi burada 20 yıl tabii çok uzun bir süre büyüme oranları açısından baktığımızda yani, e, e, yani en kötü dönem değil burası. Üstelik de bazı hmm. şeylerin düzelmeye başladığı da bir dönem olarak görülebilir makro açıdan baktığınızda. Hmm. Fakat içeride rahatsız edici çok fazla şey oluyor. Bunu eğitim politikalarından tutun, eğitim seviyelerinden tutun, eğitimin niteliğinden tutun. Sağlık, yani gelişme var ama aynı zamanda da çok başka sorunlar ortaya çıkararak önümüze çıkıyor. Şimdi biz bu kalkınma sorununa nasıl bakmalıyız, nasıl yapmalıyız? Evet. Bir, bir cumhuriyet dönemi var. Mesela hiçbir dönem iki dünya savaşı arasındaki arada 1929 büyük buhranı var. Buna rağmen 4 yıl süren kasıp kavuran dünyayı bu felaket döneme rağmen iki savaş arasında %7,5 civarında Atatürk döneminin ekonomik büyüme rakamları söz konusu ama o büyüme çok ciddi bir gelişmeyle birlikte gidiyor. Sadece gelir artmıyor. Yani her alanda sanayi tesisle, sanayileşme o dönemin en önemli şeyi sanayileşme. Bu başarılıyor ve sıfır sermayeyle. değil mi evet. Yani e, her alanda eğitim eşitliği, fırsat eşitliği toplumun her kesimine bu getiriyor. kurumların oluşması bir bellek oluşturulması ve evet. yapı davranış biçimleri oluşturulması hep bu dönemde başarılıyor yani sadece büyümeye de bakmamak lazım. Bizi yani özellikle son 20 yılda rahatsız eden beni daha doğrusu en önemli şey bu. Yani kendi rektörünü seçemeyen üniversite e, e, öğretim üyeleri. <laughs> evet biz öyle. Böyle o, bir sorun ederiz. var. Yani atamayla geliyor ve maalesef hiçbir alanda liyakat öne çıkmıyor. E, evet. Eğitimin niteliği de diğer şeyler tabii tartışma hmm. konumuz burada. Siz büyümeyi uzun dönemde değerlendiren bir insan olarak siz nasıl görüyorsunuz? Evet. Valla hocam, evet bu yani buradaki diğer konuk ettiğiniz e, iktisatçılar, akademisyenler, e, onlar da mecburen tabii kalkınma konusuna dönmüşlerdir. Çünkü e, bu hem dünyada hem de Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız ciddi ekonomik sorunların tabii iler yani bizi neticede götür diye orası oluyor. E, bizim büyümenin kaynakları açısından. Hani dikkat edersek işte beşeri sermayemiz, fiziksel sermayemiz, firmalarımız, sektörlerimiz yani bunlar bazı bakımlardan büyümeyi zaten destekliyorlar dediğiniz gibi neticede bir muhasebe yapıyorsunuz. Üretim, harcama ve gelirin evet. reel olarak eşitliğinden sonra bir istatistik hesaplıyorsunuz ve o istatistik size yıldan yıla işte yüzde ne kadar büyüdüğünüzü veya küçüldüğünüzü söylüyor. Tabii çok uzun dönemde bakarsak bunu hep her yerde anlatıyorum. Türkiye'de aslında uzun dönem büyüme oranında böyle oldukça kararlı bir hareket var. Yani aradaki kısa dönemli dalgalanmaları dışarıda tutarsak hani işte 10 yıllık 15 yıllık bile hatta süreçlerdeki kesintisiz veya 1-2 yıl kesintiye uğramış büyüme süreçlerini dışarıda bakarken yani işte diyelim ki 23 2023 gibi yani 1923 2023 gibi uzun vadelere bakarsak bir sürü krize işte politik olaya vesaire dünyada da Türkiye'de de gerçekten bir sürü olaya rağmen aslında yüzde iki buçukla üç arasında böyle Türkiye'de reel kişi başına gayri safi yurt bir büyüme gösterdi görünüyor. Bu bir yandan iyi bir şey yani işte ne Arjantin olmuşuz hani tamam Kore'de olamamışız ama ama bir yandan da bunu sürdürmüşüz yani bir düzey farkı kalmış bizim ileri ekonomilerle olan aramızda. Ama bir yandan da bunu sürdürmüşüz. Tabi burada önemli olan şöyle sorular ortaya çıkıyor. Neden büyüme kaynaklarımız yeterince hızlı olmamış ki işte biz Güney Kore'nin yaşadığı 10 yıl öncesinde Japonya'nın yaşamaya başladığı tarzda bir yakınsama sürecini, zenginleşme yani ya da büyüme mucize sürecini başaramamışız. Ya yani bunun da tabii kökeninde daha temel nedenlere gitmemiz gerekir. E, bu temel nedenleri biz e, önceki programda aslında biraz çok kısaca değinmiştik. Hatta sonra şey demiştik, ilerideki bir programda konuşuruz belki demiştik. İşte onları biz genelde son 20 yılda, 25 yılda literatür bu alanda daha çok gelişti uluslararası literatür. Karşılaştırmalı kalkınma çalışmaları, hem ülkelerin büyüme oranları farklılaşmasına, hem gelir düzeyi farklılaşmasına yönelik bir sürü araştırma yapıldı. Tarihe geri dönerek tarihsel olarak gerçekleşen bir takım olaylar nasıl sonuçlar uyandırıyorlar. Hatta şimdi ona şey diyoruz literatürde, tarihin işte bugün üzerindeki uzun gölgesi. Long Shadow, yani tarihte yaşanan bir takım olaylar. Çünkü bir takım kurumların ve kültürlerin kültürel elementlerin ve kurumların seçilimini sağlıyor bazı ülkelerde ve bölgelerde. Başka bazı ülke ve bölgelerde bu tür iyi kurumlar ya da kapsayıcı diyebileceğimiz kurumlar ya da büyümeyi destekleyici işte diyelim ki tercihler ya da bir takım değerler benimsenmiyor. Bunun tabii kökeninde aslında yine Montesquieu'nun ruhu şad olsun diyelim, yani coğrafya, iklim gibi şeyler de var. Evet. Ama bugünkü bizim anlayışımız yani bilimsel literatürde daha çok yapmaya çalıştığımız şey uzun dönemli büyümeyi veya büyümemeyi anlamaya çalışırken bir takım temel nedenleri belirleyebilmek, bunun için uygun veriler toplayabilmek. Şimdi biliyorsunuzdur belki, gece ışıklarına çok bakıyoruz tüm evet, dünyada evet, e, evet. bölgesel eşitsizlikleri görebilmek için. E, bu bunun şeyi bayağı yaygınlaştı artık çok daha yüksek çözünürlüklü biçimde gece ışıklarını görerek. Çünkü gece ışığının olduğu yer demek orada fabrikaların elektrik tüketimi Tabii elektrik tüketimi demek, fabrikalar çalışıyor, şehirler var demek. Evet. Enerji evet. tüketimiyle büyümeyi literatürde yani çok hele kalkınmayı tabii çok zor ölçmek bir şekilde ama bu bir yöntem. Evet. Yani nerede elektrik kullanımı var, nerede enerji kullanımı var orada üretim var demektir. Evet. Yani bu kişisel kullanımdan farklı. Ya da orada nüfus var demektir. Onların geçimi için. Orada bir faaliyet var demektir. Dolayısıyla da bu dediğiniz yöntemi evet, 15 yıldır falan yapıyorlar evet, aslında. Evet, onun dışında tabii bahsettiğiniz Kalkınmanın büyümeden farkı konusunda şunları hatırlatayım izleyicilere ya da belki yararlı olur. Ee, tabii çok böyle iddialı tanımlar ortaya koymak mümkün. Mesela bizim benim derslerde okuttuğum bir kitapta sizin bana emanet ettiğiniz <laughs> kalkınma dersimiz tabii Hacettepe'de. Ee, orada ben de sizin daha önce okuttuğunuz kitabın yeni baskıları var. Onu okutuyorum. Mesela orada gerçekten iddialı tanımlar yapılıyor. Deniyor ki işte bütün insanlık için sadece yaşam standartlarının değil aynı zamanda kendine güvenin, saygınca bir yaşamın, işte özgürlüklerin korunabildiği ve özgürlüklerin gerçekleştirebildiği ve korunabildiği bir hayat yaratmak. Tabii bu bundan biraz daha az iddialı tanımlar da yapılabilir. İşte insani gelişme endeksi mesela eğitim, sağlık gibi ve gelir düzeyi gibi bir takım şeylere bakıyorlar. Bazı politik bilimciler mesela şöyle bir test var. Bir ülkede özgürseniz, özgür olduğunuzu iddia etmek istiyorsanız başka herhangi birinin, toplumda yaşayan başka herhangi bir vatandaşın gözlerinin içine korku, aşağılanma vesaire duymadan bakabiliyor musunuz? Ve onlar da sizin gözleriniz içine bu şekilde bakabiliyorlar. Dolayısıyla yani o özgürlük tarafı ve gelişmeye inanmak, gelişme için tüm toplumun kenetlenerek işte eğitimin, teknolojinin anlamı konusunda tabii devletin de öncülüğünde ve koruması altında bunu gerçekleştirebilecek bir kurumsal çerçevenin oluşması, insanların tercihlerinin bu yönde gerçekleşerek büyümeyi destekleyici. Çünkü bu sonuçta bizim e, e, yani bir takım kaynaklara sahip olmamız bu kaynakların daha verimli hale getirilmesi için belki bu kaynakları biriktirmeye devam etmemiz. Bunun için de piyasa mekanizması için de buradan ödüller almamız Gerek. gerekiyor. Bunu sağlayacak olan şey e, e, Piyasa i̇şte piyasa mekanizması diyebilirsiniz, kurumlar diyebilirsiniz, kapsayıcı kurum ama orada kurum olması yetmiyor, bir piyasa sistemin olması yetmiyor. Bu piyasa sistemi aynı zamanda e, toplumsal bütünlüğü de sağlayacak. E, dolayısıyla eşitsizliğin de çok e, ölçüsüz biçimde artmasına izin vermeyecek kurumlar olması gerekiyor. Yani eğer siz toplumda belli bir kesimi, bir e, sosyal sınıf olarak tanımlayabilirsiniz, kültürel, etnik vesaire, yani bunu çok çeşitli türlerde tanımlayabilirsiniz. Eğer bir takım grupları bu zenginleşme ve büyüme sürecinin dışında bırakıyorsanız tabi bu gelecek için size iyi bir mesaj vermiyor. Yani yüksek enflasyon ya da çok yüksek enflasyon nasıl bir sorunsa aslında bu şekilde kapsayıcılığı sağlayamamak ve dolayısıyla sömürücü kurumların yaygınlaşmasına izin vermek bir ülkede bunun tabi bazı sebepleri hukuksal olabilir, bazı sebepleri e, siyasal olabilir. E, bunların iç geçtiği takım mekanizmalar var son dönemde Darun Acemoğlu hocanın ve arkadaşlarının yaptığı bir takım çalışmalarda devlet ile toplum arasındaki güç dengesi mesela önemli bir şey olarak öne çıkarılıyor. Bu gücün daha dengeli olduğu toplumlarda hem politik hem sosyal hem ekonomik gelişmişliğin daha iyi, daha istikrarlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini gösteriyorlar. Başka çalışmalar yapan işte, bir takım başka kurumsal iktisatçılar var ya da yeni kurumsalcı diyebileceğimiz. Mesela onlar şöyle şeyler söylüyorlar. Otoriter bir rejim altında geçirdiğiniz bir yılın yaratacağı kayıp ile aslında demokratik bir rejim altında geçireceğiniz bir yılın yaratacağı kazanç da simetrik değil. Yani boyut anlamında. Dolayısıyla de, demokrasiyi ortaya çıkarmak, gerçek anlamda modern bir cumhuriyeti ve demokrasiyi yaşatmak ve sürdürmek, bir takım şeyleri kaybettiğiniz zaman onları yeniden tesis etmek aslında aynısına para politikasında düşündüğümüz şey de bunun gibi. Dolayısıyla yani Türkiye'nin o e, kurumsal ve kültürel olarak neden bir büyüme mucizesi yaratamamış ve büyümesini istikrarlı kılamamış bir ülke olmasını tabii uzun uzun tartışabiliriz ve araştırmalar yapabiliriz. Ben Ama kendi... bu sö söylediğiniz son yıllar için söz konusu. Türkiye bana göre yani e, 23-38 dönemini alırsanız elem. Dünyada eşi benzeri görünmemiş bir kalkınma evet. hamlesinin ve bunun evet. uygulandığı yerin ve sonuçlarının alındığı bir ülke. Evet, o yani tek ben... adam rejiminin çok evet, daha şimdi... şey başarılı bir şey uygulandığı <laughs> hani bir dönem değil. Tartışma odur ya evet. diktatörlük ya da tek adamlık ama işte o tek adam kim o çok önemli. Evet. Yani bunu niye yapıyor? Nasıl yapıyor? Hangi vizyonla yapıyor? Bu ka önemli. Kaynaklar önemli hocam. Yani atıl durumda olan tabii orada bir ülke var hani toprak açısından ama ciddi bir şekilde savaştan sonra nüfus kaybetmiş durumda. Ya yani Türkiye mesela çok uzun vadeli baktığımızda ancak 1930'ların ortalarında o nüfus dinamizmini yeniden yakalıyor. Çünkü evet. biz hani yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan bölgelerine baktığımızda hani 1870 sonrası, 1850 sonrası aslında modernleşme eğilimiyle beraber hani nüfusun da böyle toparlandığı, nüfus krizlerinin artık pek olmadığı, daha böyle bizim işte Malthus sonrası diyebileceğimiz böyle bir dönemde olduğunu görüyoruz. Tabii savaş 1913'ten 13 14'ten itibaren onu tamamen ...sekteye uğratıyor büyüme sürecini. Savaş, yokluk, hastalık... E, ...yani salgın hastalıklar... Evet, ...o dönemin onlarda. en önemli şey. Dolayısıyla yani ancak Türkiye normal bir... ...büyüme sürecini hani nüfusunun da... ...destekleyebileceği ve dolayı çünkü nüfus olmadan... E, ...yani inovatif... ...işte yenilikçi ya da sermaye... ...biriktirebilen bir ülke olmak o kadar kolay değil. Evet o, şimdi tam oraya gelecektim. Evet. Yani nüfusla da kalkınma ve büyüme... ...arasında bir ilişki var mıdır? Hani şunu söylerler küçük ülke... ...tamam yani ama işte burada da pazar gelişmiyor pazar evet. gelişmeyince üretim olmuyor üretim olmayınca gelişme olmuyor yani zengin küçük bir ülke az nüfuslu bir ülkenin varlığıyla nüfusu çok ülkelerin üretim yelpazesi çerçevesine baktığınız zaman gelişmesi aynı olmuyor evet. yani siz gidip de Yunanistan'da bir otomobil fabrikası kuramazsınız yani 8-9 milyon nüfus işte bunun talebi belli. Bunu dünya ölçeğinde zaten yapanlar kazanıyor. Bir de böyle ulusal bir takım endüstrileri şunlar bunlar kurmak çok zor oluyor. O yüzden de bu tip ülkelerde biliyorsunuz dış ticaret çok fazla oluyor. Mecburen üretmediği birçok evet. şeyi dışarıdan alıyor. Üstünlükleri olan malları da içeride üretiyor. Şimdi Türkiye tabii ki yani sayıızlı bir ülke öyle söyleyeyim evet. yani her zaman için böyle oldu. Cumhuriyet kurulduğunda 10 milyon 12 milyon civarında bir nüfus ama yani çok düşük. Dediğiniz gibi o toparlanma önemli. O talep evet. yaratma önemli. Dolayısıyla içerideki pazarın güçlü olması, Çin ekonomisi, mesela Hindistan ekonomisi bunlar toparlanırsa bir de teknolojik şeyle gelecek. Acayip bir pazarları var çünkü. E, Amerika'da öyle. Niye Amerika'da diye bir makale vardır biliyorsunuz. Why indeed in United States diye. Yani nedeni o. Pazar farklı. Kendi başına yeterli. Yani 350-400 milyon nüfuslu bir ülkede bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak kolay. Ee, ama bu kalkınmaya tekrar dönersek, yani biz mesela son 20 yılımızı acaba kalkınma açısından Politikalar açısından başarılı geçirdik mi? Yani biz büyüdük tamam zenginleşme var yani bir sürü e, körfez ülkesi var değil mi? Petrol çıkıyor e işte bir tane maden var o, onun fiyatı artınca ülke zenginleşiyor herkes zengin ama ülke gelişmiş mi ülke kalkınmış mı diye örnek olarak göster bir tane onların içinde bir tane ülke gösteremiyorsunuz yani bu önemli. Ama son 20 yıla bakıyoruz ki çok büyük dediğim gibi 15 yılda toplumun çoğunluğu için bu dönüşümleri gerçekleştirmiş bir ülke olarak ve sermaye yokluğuna rağmen bunu geliştirmiş ve dünya bunalımına rağmen bunları yapmış bir ülke olarak tabi burası şüpheli benim için evet. yani dolayısıyla da kalkınma öncelik midir bu hükümetler için Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimleri için söylüyorum. Yani bunun için de gerekli vizyon ortaya konmuş mudur? Bu belli değil. Evet hocam o konuda benim şöyle bir düşüncem var. Tabi yani politikacılar hangi siyasi görüşten, ideolojiden olursa olsunlar, e, öncelikle politik başarılarını önemsemeliler. E, önemsemeliler. Yani onlar ofiste olmayı ve ofiste kalmayı tabii ki isteyeceklerdir. Bu açıdan bakınca yani e, kalkınma e, işi zor iş. Hem pahalı hem ee, riski yüksek hem getirileri çok uzun vadede ortaya çıkacak. Bir de sözünü unutma, şöyle bir şey var. Yani biz diyoruz ki büyümenin yanında sosyal kültürel dönüşüm de yapabilmek, kurumsal dönüşümleri yapabilmek. Yani şimdi burada tartışmanın büyük kısmı yani senin dediğin dönüşüm şu yönde, ben o tarafı istemiyorum ki diyen bir grup ha, evet. var. Benim dönüşümüm şu yönde evet. diyor. Yani, yani, evet. yani ölçümü de çok zor. Doğru. Öyle bakınca yani bence ben bir de şöyle düşünüyorum. Hani bu tür büyük kalkınma reformları ya da işte yapısal reform, gerçek anlamda içi dolu bir biçimde anladığımızda yapısal reform yapmak için gerçekten de hani bir makro istikrarın sağlanması lazım. Evet. Bunu Türkiye aslında 2006-2007 gibi sağlamıştı ama sonra kriz geldi. Evet. Yani o dönem aslında bizim makro istikrarı sağladığımız enflasyonda işin bence zor kısmına ancak yeni geldiğimiz bir dönemde yani 8'lere 7,5'lere falan geldiğimiz dönemde çünkü hani 45'ten 7.5'a indirmek aslında evet. o kadar zor değil de 7.5'dan 4'e indirmek çok zor. Ama yani o dönem yine de bizim uzun vadeli problemlerimizi düşünmeye ve onlara çözüm ulaştı çözüm geliştirmeye başlayacağımız bir dönemdi. Sonra araya kriz girdi. Krizden sonra da galiba o ciddi işlere böyle çok zaman ayrılamadı diye düşünüyorum. Yani çok kaynak aktarılamadı diye. Tabii görünürde de bir sürü yapılan şey var. Bizim kalkma planlarımız da var. Ama genelde planlar şöyle oluyor. Plan açıklanıyor. Birkaç sene içinde o plandaki hedefin gerçekçi olmadığı zaten ortaya çıkıyor. Hatta şöyle bir espri vardı. Kim yaptı hatırlamıyorum. Hani işte falanca planın ilk hedefi gerçekleşti. işte şu yıla vardık. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> şu kadar bir şey söylemiştik, yola geldik. Yani evet, 20 yılın genel bir kalkınma muhasebesini yani yapmadım çok ayrıntılı ona bakmak lazım. Farklı politika alanları arasında bir eşgüdülmem sağlamak gerekiyor şüphesiz. İşte bunun bir örneği, hani bilim-teknoloji politikaları sonuçta sanayi ve ihracat politikaları da çok hani etkileşim içinde tabii, olmalı. Bu tabii, burada tabii. kullanılacak olan. Eğer modeller varsa ki bence biraz model temelli işler yapılmalı. belki hani yapılıyordur bilmediğimiz tarafta. Yani Makroekonometrik ama simülasyon çalışmalarıyla yani evet yani bitir, hangi bitir, alanlar evet. hangi destek hangi teşvikler evet, evet. nerelere ne verilmeli. Yani bunu 20 yıllık yani 5 yıllık değil. Tabi yani bunu, tabi. Bunu, ama bunun için de vizyon lazım sevgili Evet hakkım. yani galiba bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor bu hani sosyal etki değerlendirmeleri falan e, konuşuluyor yani duyuyoruz oradan buradan. Bunları da daha sistematik biçimde hani modelde kullanılacaksa o modellerin birbiriyle konuşan, birbirini anlayabilen modeller olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü sizin ne kadar işte diyelim ki mühendis yetiştireceğiniz, hangi ürünleri ne kadar üretmek istediğinize bağlı, hangi pazarlara satabileceğinize bağlı. Evet. Yani orası böyle tabii zaman, sabır isteyen şeyler. Zor taraf orası gerçekten. Ve şey de dönüşüyor. Yani bizim 20 sene önce, 30 sene önce ya bak bu iyi bir kalkınma politikası veya sanayi politikası vizyonudur dediğimiz şeyler de değişiyor. Yani Dani Hocanın, Dani Rodrik Hocanın son yıllarda yaptığı çalışmalar mesela aslında yani şey bayağı ortaya çıkardı. Yani gerçekten ülkeye özgü kısıtların hatta döneme özgü kısıtların bile çok ciddi şekilde kayda alınarak, böyle dikkate alınarak e, sektörel e, selektif işler yapılması lazım. E, bunu başarmak da yani kolay değil. E, ama e, amacımız o, hedefimiz o. Yani biz e, şeyden geri duramayız. <laughs> Bu kalkınma kalkınma amaçlarından tabii geri duramayız. E, bütün enerjimi oraya vermemiz lazım. Benim son dönemde gördüğüm şey şu, e, daha fazla bence bölgesel eşitsizliklere de geri dönmeliyiz. Yani Türkiye'de, çünkü Türkiye, yani eşitsizlikleri giderici. Tabii tabii eşitsizlikleri giderici. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Eşitsizlikleri önce tabii gidermek için anlamamız gerekiyor Ama kök evet, nedenlerini. Evet, evet. Bu kök nedenler konusunda da hem ekonometrik olarak tabii hani öğrencilerimizi yetiştirmemiz, yani kendimizi yetiştirmemiz lazım. Hem de işte yani gerçekten mesela son dönemde literatürün çok sıkça bahsettiği şeyden bir tanesi bir bölgede arazinin ne kadar engebeli olduğu. Çünkü engebeli arazide yol yapamıyorsunuz. Yol yapamadığınız zaman oraya insan gidemiyor. İnsan gitmiş olsa bile orada işte dağ köyünde yaşıyor olsa bile ona hizmet gitmiyor, eğitim gitmiyor, sağlık gitmiyor. Yani mesela Türkiye bu sorunların önemli kısmını aşmış bir yer ama hani ne kadar aşabildi, bu sorunları tamamen giderebildi mi? Sonuç istatistiklerine baktığımızda görüyoruz bölgesel eşitsizliklerin devamını. Mesela bunun ne kadarı işte bir takım bölgelerin çok engebeli olmasıyla, ne kadarı bir takım bölgelerin denize kıyı, mesela denize kıyısı olmak genelde bir avantajdır. Mesela bu Türkiye'de gerçekten avantaj olmuş mudur? İşte bu tür etkilere bakmak da lazım geldiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla şimdiki yapmaya çalıştığım araştırmaların bir kısmı bu. Bölgesel eşitsizliklerin Hani kök nedenleri üzerine. Burayı da biraz anlarsak hani onların giderilmesi konusunda çünkü bir sizin doğal olarak karşı karşıya kalmak zorunda olduğunuz şeyler var. Siz coğrafyanızı değiştiremiyorsunuz. Hani coğrafya kader midir? şey buradan geliyor ama bir de zorlu coğrafyalarda bile olsa bir takım örnekler var. Yani bir takım kalkınma problemlerini çözebilmiş. Yani eğer bir yer çok yüksekse ve orada tarım yapılamıyorsa belki orada farklı turistik yatırımlar yapılmalıdır. Bilmiyorum yani işte yani Aklı. Bu dediğiniz şöyle çok önemli ee, bir kere yani bu siyasi tartışmaları da bitiren bir şey yani eğer siz kök nedenleri ortaya çıkarıp yani orada yatırım yapılmamış ya da bu bölgenin geri kalmasının nedeni e, niyet ya da plan oraya az yatırım götürme bilinçli olarak orayı aşağıda tutma değil de bunun yerine şu şu nedenlerle bu olmamış diyebiliyorsanız bu zaten e işte Türkiye'nin yaşadığı bu bazı sorunları siyasi şeye bürünmüş, teröre bürünmüş bazı evet. sorunların da giderilmesinde çok önemli Tabii. yer tutacaktır. Hocam şunu ekleyeyim bu konuda. Mesela ben daha yakından şeye baktım. Bu meşhur Roma yolları. Aslında önceki yerinde bahsetmiş miydik hatırlamıyorum. Hani Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatoru burada uzun yüzyıllar hüküm sürmüş bir imparatorluk. Romaların yaptığı Romalılar yol yapımıyla meşhur yani. Meşhur oldukları şeylerden bir tanesi o. E çünkü bütün ordu gidiyor evet. bu sefere. <laughs> yani onların yaptıkları yollara bakıyorsunuz. İşte ne zaman ki o yüksek araziler doğu tarafına geliyoruz. işte orada ne, neredeyse Türkiye'nin yarısına itibaren kesilmiş gibi. Yani Türkiye'nin doğusuna hüküm sürmüş olmasına rağmen yüzler boyu yol yapmamış. E Osmanlı'ya bakıyorsun Osmanlı da aynı sorunla yüzleşmiş. Yani şey yolu yapamıyor. Yani aslında var olan bir teknoloji. Yüzyıllar sonra gerçekleşiyor ama onlar da yapamamış. Cumhuriyet döneminde de hani çok büyük orada atılımlar yok. Ama mesela bayındırlık yatırımı şeyin yaptığı iki yıllarda ciddi oy potansiyeli de kazandırdı. Bunu gösteren çalışmalar da var. Yani çok mikro düzey verilerle Tabii. ve seçim sonuçlarıyla bunu gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla mesela yol sorunu ciddi bir sorun. Bunun kökenini iyi anlamak lazım. Yani ne kadar bugünkü bölgesel gelişme üzerine etkisi var. Bunu sayısallaştırmak da mümkün aslında çeşitli çalışmalarla. Hani sadece siyasi etkisine değil. Yani onun dışında tabii başka bunun gibi bir sürü gösterge var. Yani sıcaklık kuşakları var, yağış var, işte tarıma elverişli olma var. O konuda da mesela tarıma elverişlilik ve belirli bir toprak parçası ne kadar kalori üretebiliyor ve dolayısıyla tar çünkü tarımsal verimliğin olmadığı yerde de aslında sanayi verimliliğini geliştirmek o kadar kolay olmamış tarihsel örneklere baktığımızda. E tabii özellikle gıda sanayi tabii. yani bu şeye bakıyor. Orada evet. bir şey üretemezseniz orada onu evet. işleyecek sanayiler de kurulamıyor evet. yani çok... Yani bunun bir kısmı bütün bunların tabii bir kısmı yine teknolojiyle çok yakından ilişkili. Bu da bize zaten yoksulluk tuzaklarının neden olduğunu gösteriyor. Çünkü başlangıçta zaten bu tür yolları yapacak veya o tarımsal verimlilikten faydalanacak makineleşmeyi sağlayacak veri, şeyden yoksunsa bir ülke veya bölge tabii orada daha düşük düzey bir gelişme düzeyinde takılı kalmak zorunda kalabiliyor. Ama başlangıçta biraz daha şanslı olan belki ya da bir takım açılardan daha iyi durumda olan bir takım bölgeler veya ekonomiler o başlangıç avantajlarından yararlanarak daha yüksek düzey bir dengeye yakın yakınsayabiliyorlar. Dolayısıyla o yüksek düzey dengede de işte bugün bizim gördüğümüz yani aslında Türk sadece Türkiye'de değil dünyadaki birçok yerde bu takım bölgesel eşitsizlikler ve kalıcı bir Hemen eşitsizlikler hemen her var. yerde var. Evet. Yani dünyanın en gelişmiş ülkesi. İşte Amerika diyebilirsiniz yani birçok anlamda evet. büyük gelişmiş ülke anlamda. Amerika'da bölgesel <laughs> farklılıklar yani o kadar Tabii. farklı ki ve gittiğinizi anlıyorsunuz. Yani bir metropolle kırsal alanda var ama bir de ülkenin coğrafyası Coğrafya olarak. Var. Aslında şey değil mi? Dünya'da hemen hemen her yerde bir kuzey, güney meselesi ya var. Ya da doğu batı. Ya da doğu, doğu batı. Doğu batıyı bilmiyorum ama güney kuzey yani çok yaygın o kullanılan. Meşhur yani... İtalya'da çok var hocam. İtalya'nın güneyi ile kuzeyi iki farklı ülke Tabii. gibi bazı bizde de var. Bizde de bizde doğu batı doğru. Bizde işte da. biraz coğrafyanın yani orada kültürün etkisi çok önemli olduğu söylenir İtalya'da. Ee, yapılan bir takım çalışmalar da var bununla ilgili. Hatta bunun kurumlarla ilişkisi e, vesaire üzerine. İşte bizde bence coğrafyanın baskın rolü var ama erken cumhuriyet kurumlarına da bakmak gerekli olabilir. Hani onlar ne kadar çünkü hani ulus ulus bütünlüğünü sağlamak için yapılan bir sürü orada çalışma var. Ee, tek parti dönemi olmasına rağmen dolayısıyla bugünkü modern standartlar açısından demokratik olmamasına rağmen hani orada gerçekten de böyle bir ulusu bir ulus devlet haline getirip yani ayağa kaldırmak ve kalkınmayı kalkınma fitini ateşleme çabası var. Onda da dediğiniz gibi bence mucizevi bir başarı yani söz konusu. Ama bugünden baktığımızda işte e, yani bu tür kök nedenleri ayrıştırmak tabi kolay değil ama bir sürü şey de öğrendik. İşte Dünya Değerler Araştırması da bize bir sürü şey söyledi. Söylüyor hala yapılıyor. Bir ülkede binlerce kişiyle görüşüyorlar. Ve 300'e yakın galiba soru soruyorlar. Temsil edici bir yani şey buluyorlar. Dolayısıyla örneklem. ve orada baktığımızda da yani çok ciddi bir takım böyle öbeklenmeler olduğunu görüyorsunuz. işte. Katolik Avrupa ile mesela Ortodoks Avrupa birbirinden çok farklı. Ondan sonra Protestanlar ve İngilizce konuşan Protestanlar mesela diğer şeyden farklı. Konfüçüs kültürü mesela çok ciddi farklılaşma yaratıyor. Türkiye orada Afrikan İslamik denen hani Afrika ve İslam kültürü bir öbek halinde görünüyor daha çok. Onun içinde görünüyor ama şeye çok yakın. Ortodoks Avrupa'ya da çok yakın hmm. bir takım değerler bakımından. Tabii orada coğrafyanın da kültür üzerine etkili olduğunu anlayabiliyoruz. Tabii, tabii. Ee, yani ama burada tabii karşılaştığımız temel problemlerden bir tanesi kültür ve kurumlar çok e, yavaş değişim gösteren evet. şeyler. E, ancak bir kritik dönemeç olması lazım ki o kritik dönemeç işte bu bir tabii e, buluş olabilir, bir icat olabilir. E, bazen epidemik ya da pandemik e, salgınlar e, tarihte yani bu böyle şeyler de olmuş. E, devrimler tabi tarihte devrimler ve savaşlar bu tür şeyler olmuş. Bence mesela o açıdan Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulması tabi başlı başına bir kritik dönemeç. ama mesela bunun ne kadarı işte atıyorum 1960 darbesiyle ilişkili ne kadarı işte 70'teki yani mesela o askeri müdahaleler dönemi Türkiye'ye ne kazandırdı ve ne kaybetti. Mesela bunun muhasebesini yapmak yani çok kolay Bence değil ama çok zor. Evet, yani zor. özellikle mesela 60 çok tartışılan bir şey ama Hı. planlı bir kalkınma dönemine giriliyor ondan Hı. sonra ekonomi daha farklı bir yol alıyor ve aslında darbenin maruz bıraktığı kesim tekrar iktidar oluyor belli bir süre sonra. Ama planlı bir şeye geçiliyor. Ortadan bir de dünya konjöktürü tabii gelişmez. Esas yani Türkiye'nin dönemindeki bölgesel eşitsizlik tamam. Ama bir de kadın sorunu var yani evet. Türkiye'de özellikle evet. kız çocuklarının eğitimi daha sonra anne olacakları için verimlilikleri ve katkıları çok yüksek bir kesimden biz yeteri kadar her Doğru. şeye rağmen şey alamıyoruz. Yani Türkiye'nin kalkınma sorununun en önemli meselelerinden biri kadın iş gücü. Doğru. Dolayısıyla gelir elde etme, ailenin geçimini sağlama, o kendine olan güven ve dolayısıyla da toplumun eşit birey haline gelme işini yapmamız lazım. Bunun için de vizyon lazım. Evet. Hani yani o konuda son bir dakikamız öyle belki. mi? Evet. Tamam. Bir... Hocam, o çok büyük konu tabii. <laughs> evet. Ee, farklı sosyolojik ve tabi ekonomik politik boyutları da var. Ee, başka bir programda da isterseniz <laughs> onu konuşuruz. Ee, Ama yani önemli. Bölgesel kesinlikle. dengesizlik. Ya bizim önemli. insanlarımız biz böyle milyonlarca insanımız çalışacak potansiyelde ama o potansiyeli gerçeğe dönüştüremiyor. Şimdi sadece çalışmaktan bahsetmiyorum ben. Yani kadın çalışmasa da olur ama bir birikim olarak orada durması, çocuklarının eğitimine bile yani ev içindeki eğitime bile katkı vermesi bu çok önemli. Evet. Yani dolayısıyla kız çocuklarının okula gitmesi, okullaşması, okullarda da çağdaş eğitimin verilmesi evet. Türkiye'nin ...belki orta dönemde en önemli sorunu haline geldi. Çünkü burada çok geriye gidiş var evet. diye ben bakıyorum. Yani üniversite eğitiminden de bunu görüyorum. Katılıyorum. Ama esas Müfredatlarda yine değişimler müfredatlar var. Müfredatlar yine yani artık başka bir programda konuşuruz evet. ama... Hayırlısı ...geriye olsun. gidiş söz konusu da hem eğitimi hem sağlığı konuşacağımız programlar da olacak ileriki programlarda. Aykut Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız kısa için. Kısa bir süre içerisinde hemen geldiniz. Sağ demek, olun. Görevimiz. Var olun. İleriki programlarda tekrar görüşmek üzere diyeyim. Tabii. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Ekonomi Caddesi'nden bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Aydınlık, güzel günler diliyorum.